Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi davranış bilimleri bir dersimizin 4 ünitesini işledik daha önceki haftalarda. Bugün öncelikle sınava hazırlık olması anlamında kitaptaki sorularımızdan yola çıkarak sınava hazırlık yapacağız. Arkasından da 5. ünitemizi işlemeye çalışacağız. Bu şekilde sizi de vizelere hazır hale getirmiş olacağız aşağı yukarı. Hemen başlayalım isterseniz. 1, 2 ve 3. 4. ünitelerden sorularımız ilk 4 ünite. 1. ünitemiz sosyolojiye giriş ve bununla ilgili bir tanışma ünitesiydi biliyorsunuz. Yöntem konusunda işlemiştik. Bakalım sorular nasıl gelmiş? Aşağıdakilerden hangi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir? Sosyoloji hangi başlıklarda çalışıyordu? İnsan, insan ilişkileri, toplumlar, topluluklar, fakat bunları bir bütün içerisinde inceliyordu. Şıklarımızın arasında aile, aşiretler, kadına şiddet, dış göç, bunlar toplumu ilgilendiren ve herkesin yaşadığı ortak sosyolojik durumlardır. Fakat akıl sağlığı bu şıklar arasında bizim aradığımız sosyolojiye konu olan bir başlık değildir. Dolayısıyla akıl sağlığıyla kim ilgilenir? Mesela daha çok tıp bilimleri içerisinde nöroloji, diğer taraftan psikiyatri gibi, psikoloji gibi alanlar ilgilenir. Fakat sosyoloji bu şıklar arasında saydığımız gibi daha toplumsal kurumlar, kurumlar arasındaki ilişkiler, toplumlar, toplumlar arası ilişkiler bunlara bakar. İlk konumuz böyle. İlk sorumuz daha doğrusu. İkinci sorumuza bakarsak bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir? Bir araştırmada iki özellik çok temeldir. Birisi güvenilirlik, diğeri ise geçerlilik. Geçerlilik bir ölçme aracının konusuna uygun olmasıdır. Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesidir. Dolayısıyla burada aradığımız cevap geçerliliktir. Yanında hemen güvenilirliği hatırlayalım. Güvenilirlik de tekrarla ilgili bir durumdur. Çalışmayı benzer bir yöntemle bir süre sonra tekrar ettiğimizde tutarlı sonuçlara ulaşmamız gerekir. Bunu araştırmacıların kendisi de yapabilir, başka araştırmacılar da tekrar edebilir. İkinci önemli özellikle güvenirliktir. Ama bu soruda aradığımız cevap D şıkkı geçerliliktir. Üçüncü sorumuz sosyolojik bakış açısı ya da hayal gücü ya da imgelem aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür? Bu sosyolojinin özellikle giriş ünitelerinde aldığımız çok temel bir kavramıdır. Dolayısıyla C. Wright Mills'in ortaya attığı bir kavramdır. Bütün içerisinde diğerlerinden, diğer disiplinlerden farklı olarak insanı, insan ilişkilerini ele almayı anlatır. Dördüncü sorumuz ise aşağıdaki sosyologlardan hangisi Sosyolojiye Davet adlı kitabında toplumun insanları bir şekilde şekillendirdiğini, bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer. Tabii bu da temel sosyolojiye giriş konusunda iyi bir kaynaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı da Peter Berger yani A şıkkıdır. Beşinci sorumuz sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve toplanmasına ne ad verilir? Uğraştığımız alanlar zaten tam da bilimsel çalışmalar. Beşinci sorumuz A şıkkı yani bilim anlamına gelir. Mesela sosyoloji bir bilimdir. Loji 2, son 2 zaten onun bir bilim olduğunu işaret eder. Bununla ilgili çalışmaları ve bilgi alanını ifade eder. Tabii ki sistematik bilimsel araştırma yöntemleriyle yapılmış çalışmalar, olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar bilim adı altında geçer. Beşinci sorumuzun cevabı da A şıkkıdır. Altıncı sorumuz hangisi sosyal bilimlerden biri değildir diye soruyor. Altıncı sorumuzda ise şıklarımıza baktığımızda
sosyal bilim olmayan, diğer tarafta doğa bilimlerinden olan biyolojiyi görüyoruz. Biyolojinin mesela aynı alanda fen bilimlerinden yakın disiplinleri hangileri? Fizik, kimya, mesela astronomi, bunlar daha çok doğa bilimleridir. Fakat sosyoloji, ekonomi, tarih, antropoloji, psikoloji, bunlar sosyal bilimdir. İki ana grup olarak ayrışır. Yedinci sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi makro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanıdır? Sosyolojide makro ve mikro yaklaşımlar temelinde baktığımızda makro demek çok daha bütüne bakan, daha toplumsal yapı ve kalıplarla ilgilenen bir perspektif anlamına gelir. Örneklerimiz içerisinde bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içerisindeki yeri mesela makro yaklaşıma bir örnektir. Çünkü sadece bir ya da iki kişinin değil, toplumda bütün sokakta yaşayan evsizlerin yaşadığı sorunlar ve toplumsal sınıflar içerisindeki yerini konuşuruz. Yani burada birebir insanlar arasındaki yüz yüze ilişkiler ya da grup ilişkilerinden ziyade daha toplumsal yapı içerisindeki boyutuna bakarız. Diğerleri ise daha küçük ölçekli, yani mikro yaklaşım özellikleri taşır. Şöyle ki bireylerin yüz yüze ilişkileri, mesela arkadaşlık ilişkileri, asansörde insanların neden birbirlerinin ayaklarına baktıkları, bu da birebir grup içerisinde yaşadıklarımızdandır. İnsanların cumartesi geceleri eğlence alışkanlıkları, bu da yine yaşam tarzına girer. İki nişanlı çiftin birbirleriyle kavga etmesi, bu da küçük gruplardan birisi olarak yine mikro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanına girer. Cevabımız 7. soruda C şıkkı. 8. soruya bakarsak aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir? Biliyorsunuz bilimsel yöntem sistematik olmayı beraberinde getirir. Bilimsel araştırma yaparken hangi aşamaları geçiririz? Öncelikle bir konu tespit ederiz. Konunun saptanması sonrası hipotezler oluştururuz ve literatür tararız. Literatür taraması sonrasında oluşturduğumuz bu hipotezler bizim çalışmamızda aradığımız temel sorulardır. Arkasından bir araştırma yöntemi seçer ve bir araştırma tekniği tespit ederiz. Ve bu seçtiğimiz yöntem ve teknik doğrultusunda verilerimizi toplarız. Verilerimizi topladıktan sonra bunları analiz ederiz ve değerlendiririz. Verilerimizi analiz ederken hipotezlerimizin doğrulanması ya da çürütülmesi söz konusudur. Tüm bunları yaptıktan sonra çalışmamızı raporlarız. Yani yazılı hale, daha bilimsel bir şekil içerisinde raporlarız. Şıklarımıza baktığımızda bakalım hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından birisi değil. Veri toplamak dedik, verilerin analizini yapmak, evet. Sorunu tanımlamak, bir araştırma konusu tespit etmek, evet. Hipotezler formüle etmek, evet, bu da bilimsel araştırma basamaklarından birisi. Fakat E şıkkı, öznel değerlerden hareket etmek bilimsel yöntemin basamaklarından birisi değildir. 8. sorumuzun cevabı E şıkkıdır. 9'a bakalım. Bir toplumun içinde yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeye ne ad verilir? Bu çok genel bir kavramı bize ifade eder ki bu da kültürdür. İçinde yaşadığımız, konuştuğumuz dil, öğrendiklerimiz, bizden sonrakilere aktaracaklarımız, bunların hepsi kültürü kapsar. Kültürün parçaları içerisinde normlar, değerler, inançlar ve çeşitli sembollerden, dilden bahsetmiştik ki bunlar da dili oluşturan unsurlardır. 9. sorumuzun cevabı da kültürdür. 10. sorumuz, 1. ünitemizden son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüye bir örnektir? Burada toplumsal yapının parçaları kapsamında tabii ki çeşitli unsurlardan bahsetmiştik. Statü, toplumsal statü, toplumsal rol
kavramını ifade etmiştik. Diğer taraftan toplumsal gruplardan bahsetmiştik. Kültür, toplumsal kurumlar ve sosyal ilişkiler ağı bunlar toplumsal yapıyı oluşturan unsurlardır. Peki kazanılmış statü neydi? Onu hatırlayalım. Kazanılmış statü de bizim sonradan bir çaba sarf ederek, bir emek vererek elde ettiğimiz statülerdi. Toplumda sahip olduğumuz yerler, konumlar. Peki kazanılmış statü örneklerini, şıklarını incelediğimizde hangisi acaba? Asalet, gençlik, yaşlılık, etnik yapı, avukatlık. Şimdi bunlardan bizim çaba göstererek, emek vererek elde ettiğimiz statü daha çok mesleklerdir. Avukatlık mesela burada aradığımız cevaptır. Fakat asalet, gençlik, yaşlılık ya da geldiğimiz sosyal yapı, etnik yapı bunların hepsi edinilmiş statüdür. Edinilmiş statüyü hatırlarsak bizim doğuştan getirdiğimiz ve üzerine çok fazla değişiklik yapma şansımızın olmadığı statülerimizdir. İkinci ünitemizin sorularına bakarsak arkadaşlar, burada da sosyolojinin tarihsel gelişimi ve kuramsal yaklaşımları incelemiştik hatırlarsanız. İbn Haldun'un özür dilerim. İbn Haldun'un en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir? İbn Haldun Batı literatüründe çok fazla telaffuz edilmemekle beraber sosyolojinin öncü isimlerinden birisidir. Burada şıklarımızın arasında Mukaddime isimli çalışma İbn Haldun'un çalışmasıdır. İkinci sorumuz Saint-Simon'la ilgili. Saint-Simon Fransız bir düşünür ve sosyolojinin öncülerinden bir başkası. Saint-Simon aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmektedir? Saint-Simon'un çok çarpıcı bir duruşu da var. Buradaki duruş hem ütopyacı hem de sosyalist bir duruşa sahip olması. Hatta Karl Marx'da ekonomik determinizm olarak bildiğimiz, yani altyapının üst yapıyı, ekonomik yapının diğer unsurları belirlemesi, determine etmesi anlayışı Saint-Simon'da temellerini bulmaktadır. Üçüncü sorumuz Auguste Comte'la ilgili. Auguste Comte'un evrimci düşüncesini en iyi yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Auguste Comte sosyolojinin isim babasıdır ve üç hal yasasıyla bilinmektedir. Üç hal içerisinde hangi aşamalar ifade edilmişti? Öncelikle teolojik aşama, arkasından metafizik aşama ve üçüncü aşama olarak da pozitivist, yani en olgun, somut, bilimsel halden bahsetmiştik. Bunlar insan düşüncesinin içinden geçtiği basamaklar olarak bilinir. Üç hal yasasıdır. Üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı. Dört, diyalektikle ilgili bir soru. Diyalektik düşüncenin temeli ilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır? Dördüncü sorumuzda yine Saint-Simon'un cevap olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Saint-Simon. Beşinci sorumuz Durkheim'la ilgili. Durkheim ilk sosyoloji profesörüdür ve bu konuda intiharla ilgili çalışmasıyla ilk sosyolojik bilimsel çalışmayı sosyolojiye kazandırmıştır. Ki bu soru da onunla ilgili. Emil Durkheim'a göre aşağıdaki intihar türlerinden hangisi modern toplumda en fazla görünür? Modern toplum biliyorsunuz geleneksel toplumdan modern topluma geçişle beraber birçok yapı alt üst olmuştur. Ve burada karşımıza çıkan değişim de beraberinde bir bozuşma, kopma hali, bir anlam kaybı halini ifade eder. Ki buna da anomi kavramı karşılık gelir. Daha çok modern toplumlarda karşımıza çıkan intihar türü anomik intihar türüdür. Yani insanların bu değişim sürecinde yaşadıkları anlam kaybı, kopma ve belki bir içinde yaşadıkları karmaşanın sonucudur. Altıncı sorumuz Weber'le ilgili. Max Weber. Weber'e göre karizmatik otorite ne zaman ortaya çıkar? Weber bürokrasi ve otorite üzerine çalışmıştı hatırlarsanız.
otoriteyi de geleneksel otorite, karizmatik otorite ve diğer tarafta yasal akılcı otorite olmak üzere 3 tipe ayırmıştı. Karizmatik otorite insanların sahip olduğu diğerlerini etkileyebilme gücüyle ortaya çıkan bir otorite biçimidir. Ne zaman ortaya çıkar? Daha çok olağanüstü durumlarda, savaşlar, krizler, toplumların belki büyük değişim yaşadığı dönemler. Mesela kendi ülkemizden örnek verirsek Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olarak, karizmatik bir lider olarak tam da böyle bir olağanüstü durumda ortaya çıkmıştır. Yedinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilik yaklaşımının en çok beslendiği görüştür? Burada sembolik etkileşimci mikro bir yaklaşımdır. Yani insan arasındaki sembollerle yapılan etkileşime daha çok ilgi alanı karşılık gelir. Pragmatizm burada aradığımız cevaptır. Sekizinci sorumuz ise aşağıdakilerden hangisi yapısal işlevselcilik yaklaşımının en çok beslendiği kaynaktır? Sekizinci sorumuzun cevabı da yapısal işlevselci yaklaşım sosyolojinin en temel yaklaşımlarından birisidir. Fonksiyonalizm ve biraz da doğa bilimlerine benzemeye çalışan bir yöntemi vardır. Yapısal işlevselcilik pozitivizmi temel almaktadır. Yani doğa bilimlerindeki yöntemlere benzemeye çalışır. Dokuzuncu sorumuz, çatışma yaklaşımının temel görüşleri aşağıdaki kuramcılardan hangisinin görüşlerine dayanmaktadır? Karl Marx çatışma yaklaşımının da temel görüşlerini, temel ayaklarını oluşturmuştur. Burada hem diyalektik düşünce, materyalist düşünce, bunlar önemli katkılar sağlamıştır ve toplumda çatışma olgusunu öne çıkarmıştır. Sınıf çatışmasını ve toplumların ilerlemesini ön planda tutmuştur. 10. sorumuz, ikinci ünitemizin son sorusu. Sosyolojiye temel eleştiriler en çok kimlerden gelmiştir? 10. sorumuzda da alternatif eleştirel yaklaşımlar içerisinde ele aldığımız gibi feministler ve postmodernistleri görüyoruz. Bunlar temel sosyoloji akımlara karşı gelen ve daha farklı söylemleri olan yaklaşımlardır. 3. ünitemiz kültür ve kültürel değişimle ilgiliydi hatırlarsanız. Önceki haftalarımızda işlemiştik. İlk sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir sorusu. Çeşitli özellikler sıralamıştık. Kültürün paylaşılması, olduğu gibi kabul edilmesi, semboller aracılığıyla aktarılması, yani sembolik olması, yer ve zamana göre de değişmesi. Bunlar kültürün özellikleri arasında saydıklarımız. Fakat kalıtım yoluyla geçer diye bir özelliği yok. Çünkü toplum arasında, insanlar arasında dil yoluyla aktarılır. Yani kalıtım yoluyla geçmez kültür. Aradığımız buradaki doğru cevap B şıkkı. İkinci sorumuz, insanların deneyimlerini, fikirlerini, bilgilerini açıklamada yardımcı olan ve en önemli kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir? İkinci sorumuzun cevabı da az önce ifade ettiğimiz gibi dildir. Çünkü dil bir ortam olarak bizim paylaştığımız ve diğer kişilerle ortak paylaştığımız kültürü taşıyıcıdır. Ve bu ortam içerisinde kim olduğumuzu, nasıl bir insan olduğumuzu da şekillendiririz. Üçüncü sorumuz, kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir başlığında, soru başlığında? Üçüncü sorumuzun cevabı da arkadaşlar normlar. Şimdi kültürün belirlediği yerleşik davranış kuralları aynı zamanda yaptırımı olan kurallardır. Örneğin trafik kuralları, örfler, bununla işte çeşitli uygulaya geldiğimiz toplumda istendik davranışlardır. Bunlar ödül ve cezalarla ayakta kalır ve yaptırımı vardır. Bu yaptırımların bazıları resmi yaptırımlardır. Mesela trafik kurallarını ihlal ettiğinizde bir trafik cezası kesilmesi gibi. Ya da
hapis cezasına çarptırılması gibi bazı suçlar karşılığında. Bazen de resmi olmayıp gayri resmi yaptırımlar karşımıza çıkar. Örneğin arkadaşlık ilişkileri içerisinde dürüst olmama, karşıdaki kişiyi zor duruma, kötü duruma düşürmek tabii ki arkadaşlık ilişkileri içerisinde istenmeyen durumlardır. Bu da mesela gruptan dışlanırsa böyle bunları yapan bir kişi gayri resmi bir yaptırımla karşılaşmış demektir. Dördüncü sorumuz, formal normlar aşağıdakilerden hangi biçimde ortaya çıkar biçiminde? Dördüncü sorumuzun cevabı da resmi kanunlar, yasalar, kanun hükmünde kararnameler, bunlar resmi normlardır. Yani çok daha yazılı ve hukuk kuralları çerçevesinde karşımıza çıkar. Beşinci soru, kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi açısından değerlendirmesine ne ad verilir? Burada iki perspektifimiz vardı hatırlarsanız. Bir tanesi merkeziyetçi, etnosentrik ya da kültür taassubu dediğimiz bakış açısıydı. Diğeri ise kültürel relativist bakış açısıydı. Kültürel relativist bakış açısı, bunun tam tersi, karşıdaki kültürü anlamaya çalışıp empati yaparak kullandığımız bir perspektifti. Burada ise kendi kültürümüzü temel alıyoruz. Yani etnosantrik bir bakış açısı gözetiyoruz. Aradığımız cevap B şıkkı. Altıncı soru ise normları, yani adet ve örfler şeklinde sınıflandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Normlar az önce bahsettiğimiz gibi yaptırımı olan kurallar bütünüdür. Ve bir kısmı adet olarak, bir kısmı da örf olarak şekillenir. Örfler biraz daha tabii ki kalıplaşmış ve yapıla gelen kurallar topluluğudur. Altıncı sorumuzun cevabı William Graham Sumner, yani E şıkkıdır. Yedinci soru, bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve gün yaşamını yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar da adetlidir. Örneğin evlilik sırasında kız ve erkek tarafının ev kurarken çeşitli paylaşımları yapması gibi. Bunlar yazılı kurallar olmamakla beraber çeşitli adetlerdir. Bunun gibi evlilik sırasında, öncesinde yapıla gelen birçok şey adet olarak karşımıza çıkar. Sekizinci soru ise, normların öğrenildiği sürece ne ad verilir? Bunu ne zaman öğreniyoruz? Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bütün yaşamımız boyunca devam eden toplumsallaşma sürecinde öğreniyoruz. Toplumsallaşma ile sosyalleşme aynı anlama gelir. Farklı kaynaklarda bu ikisini de görebilirsiniz. Aynı şey demektir. Dokuzuncu sorumuz, içinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran, özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir? Bunlar toplum içerisinde farklı kültür unsurlarıdır ve alt kültürler olarak geçer bunlar. Çeşitli kendine has özelliklere sahip gruplardır bunlar. Örneğin gençler bir alt gruptur, emekliler bir alt kültürdür. Ya da çeşitli etnik gruplardan bahsedebiliriz. Toplumun içerisinde farklı özgün değerlere sahip olan belirli bir bölgeden göç etmiş kişiler. Bunları alt kültür olarak ifade edebiliriz. Bunların tabii ki farklılığı bir toplumsal zenginlik oluşturmaktadır. 10. sorumuz, yine kültürde son sorumuz. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevk ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürün adı nedir? Farklı kültür kavramlarından bahsetmiştik. Bir tanesi de yüksek kültürdü. Bu sorunun cevabında olduğu gibi. Örneğin insanların klasik müzik dinlemesi, operaya gitmesi, golfle ya da kulüp sporlarıyla ilgilenmesi. Bunlar çok daha toplumun elit kesimlerinin
uğraşa geldiği kültür unsurlarıdır. Dolayısıyla buna da yüksek kültür diyoruz. Dördüncü ünitemiz, geçen hafta işlemiştik bu üniteyi de, aile ve toplumsal gruplar ünitesini. Bu ünitenin içerisinde arkadaşlar sorularımız şöyle. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir? Bu en temel aileyle ilgili en temel tanımlarımızdan birisine işaret ediyor. Çekirdek aile, yani birinci sorumuzun cevabı E şıkkı. Bir de bunu geniş aile olarak bir başka formda ifade etmiştik. Onda kimler vardı? Bu sefer iki kuşak değil de anne, baba, evlenmemiş çocuklar, yakın akrabalar, belki büyükler, babaanneler, dedeler ya da diğer yakın akrabalar. Eğer üç kuşaktan oluşuyorsa, yakın akrabalar işin içerisindeyse, bu sefer bu aynı çatı altında yaşayan aileye biz geniş aile ya da büyük aile demiştik. İkinci sorumuz, iç ve dış grup ayrımı yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisi? İkinci sorumuzun cevabı William Graham Sumner. İç grup neydi, dış grup neydi? Parçası olduğumuz gruplar, yani bizim içinde olduğumuz, parçası olduğumuz gruplar iç gruplar. Dış gruplarsa bizim ait olmadığımız, bizim dışımızda kalan gruplar. Taraftarlıktan örnek vermiştik. Hatırlarsanız takım taraftarlığı. İşte Beşiktaşlılar bir iç grupsa, Beşiktaşlıların dışında kalan taraftarlar ne dedik? Dış gruptur dedik. Üçüncü sorumuz, bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği, örnek aldığı gruplar ne ad verilir? Bunlar referans gruplarıdır. Yani kendimize örnek aldığımız, içinde bulunmak istediğimiz gruplar bizim referans gruplarımızdır. Örneğin çalışma hayatına girmeden önce biz öğrenciyken çalışma hayatındaki iyi yöneticileri, başarılı kişileri örnek alabiliriz. Bunlar da bizim referans grubumuzu oluşturur. C şıkkı referans grubu doğru şıkkımız. Dördüncü sorumuz, aile ilişkilerinin zamanla değiştiğini ve yeniden analiz edilmesi gerekir. Dördüncü ünitemizin sorularını, dördüncü sorusunda sanırım bir kesinti oldu. Dördün üzerinden geçelim tekrar. Aile ilişkilerinin zamanla değiştiğini ve yeniden analiz edilmesi gerektiğini savunan rol ve benlik kavramları üzerinde duran teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Geçen hafta işlemiştik bir konuyu ve bilgilerimiz daha taze diye düşünüyorum. Flörteden bir çiftin iki çocuklu bir aile oluncaya kadar hangi aşamalardan, nasıl bir süreçten geçtiğini örnekleyerek anlatmıştık. Sembolik etkileşimciler bu anlamın farklılaştığını düşünüyorlar ve yeniden analiz edilmesi gerektiğini de savunuyorlar. Bu anlamda aradığımız cevap C şıkkıdır. Beşinci sorumuz, çağdaş anlamda aileyi oluşturabilmek ve meşru çocuklara sahip olabilmek için gerekli olan şey aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki evlilik kurumudur. Beşinci sorumuzda aradığımız cevap D şıkkıdır. Evlilik kurumu ailenin de temelidir. Bir resmiyet, meşruiyet kazandırır ve böylece dünyaya gelen çocuklar da annesi, babası, eki kökü belli, toplumca onaylanan bir çerçeve içerisinde dünyaya gelirler. Altıncı sorumuz, aile üyelerinin kendi aile ve akrabalarının dışından birisiyle evlenmesine ne ad verilir sorusu. Altıncı sorumuzda bu kavramları geçen hafta incelemiştik. Bu hangisine karşılık geliyor? Grup dışından evlilik. Yani endogami ve egzogami konusu bu. Grup içinden olduğunda endogami demiştik. Bu da grup dışından, yani egzogamidir. Egzogamiye mesela farklı kültürlerden gelen kişilerin evlenmesi, bir Amerikalıyla bir Türk'ün evlenmesi gibi. Ama sadece iki farklı ülkeden olması gerekmez. Aynı ülke içerisinde de içinde bulunduğumuz grubun dışından evlilikler yapabiliriz. Endogami ise mesela neyi örnek vermiştik? Akraba evlilikleri endogaminin bir türüdür.
ve sakat çocukların dünyaya gelme olasılığından bahsetmiştik. Bu da endogaminin işte akraba evliliği olarak sakıncalarını bize işaret ediyor. Yedinci sorumuz, evlenen çiftlerin ana soyunun yanında, anne tarafında oturmalarına ya da yerleşmelerine ne ad verilir? Bu bir başka terimle de anılıyor diye ifade etmiştik. Çiftler anne tarafı ya da kadın tarafına yerleşirlerse bu matrilokalite dediğimiz bir kavramı ifade ediyor. Şıklarında matriyarki diye geçmiş. Bu şık matrilokalite olması gerekir. Çünkü yerleşmek lokalite ile ilgili bir son ektir. Matriyarki kadın tarafının üstün olması anlamına gelir. Yani yedinci sorumuz hatalı yazılmış arkadaşlar slaytımıza. Bunun asıl cevabı matrilokalitedir. Hatta matrilokaliteyi iç güveysi olarak da ifade etmiştik hatırlarsınız. Kitabınızda doğru yazıyor, sadece slaytlarda farklı. Sekizinci sorumuz ne diyor? Aşağıdakilerden hangi düşünür özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla beraber tek eşli çekirdek ailenin ortaya çıktığını ileri sürmüştür? Sekizinci sorumuzda da Frederick Engels bu konuda özel mülkiyet ve ailenin yapısıyla ilgili bir kitabı da seride mevcuttur. Özel mülkiyete daha çok bağlamaktadır. Dokuzuncu soru, aşağıdakilerden hangi düşünür erkeğin çok kadınla evliliği olan en yaygın görülen evlilik türü olarak ifade etmiştir? Dokuzuncu sorumuzda Murdoch birçok aileyi 250 toplumda aileyi incelemiş ve evlilik türlerini de ortaya koymuştur. Onuncu sorumuz, dördüncü ünitemizin son sorusu. Aşka evet, evlilik belki sloganı ne tür bir ailesel farklılığı Avrupa'da ifade etmektedir? Artık çiftler evlilik kurumuna olan inançları giderek sarsılmakta. Çünkü boşanma oranları yükselmekte. Dolayısıyla evlenmeden bir arada yaşamayı tercih etmekte. Aradığımız cevap da 10. soruda C şıkkı. Evlenmeden birlikte yaşama diyebiliriz. Sorularımız böyle arkadaşlar. Şimdi beşinci ünitemize gelirsek burada da küreselleşme ve benzer bir tabloyu görmek mümkün. Bu ünitemizin içerisinde küreselleşme, toplumsal yapı, kurumlar ve bu kurumlar içerisinde ekonomiyi ifade edeceğiz. Arkasından kapitalizmin küreselleşmesini ifade edip tanımlayıp çalışmamızı göreceğiz. Küreselleşme ile ilgili bir takım kavramlar var. Bunlardan bir tanesi küresellik. Neoliberalizm temelli yaklaşmaya, kavramlaştırmaya baktığımızda. Arkadaşlar, vizeye hazırlık sorularımızı geride bıraktıktan sonra şimdi de 5. ünitemiz, yani küreselleşme ve ekonomik kurumuyla devam edelim. Bu ünitemizin içerisinde öncelikle küreselleşme ile ilgili kavramları, arkasından ekonomi ve bununla ilgili başlıkları göreceğiz. Küresellik ve küresel kavramını incelersek, neoliberal temelli bir kavramsallaştırmaya göre kültür, siyaset ve sivil toplum toplumun tümünün ekonomik yapı tarafından belirlendiği savunulmaktadır. Bir başka ifadeyle ekonomiye indirgenmiş tek bir yapının pazar hakimiyeti altında işlemesi anlatılmaktadır küresellikle. Küresel dediğimizde de dünya toplumuna işaret etmektedir. Dünyada artık bütün toplumlar birbirleriyle ilişkili. Bir başka coğrafyada olan biten bizi de diyemiyoruz. Çünkü birbirimizden etkileniyoruz. Küreme ya da globalleşme dediğimiz kavramsa bir süreçtir.
uluslararası aktörler tarafından belirlenen bir sistemi anlatır. Bu süreçte de ekonomi, kültür, siyaset ve sivil toplum birbirine indirgenmeksizin yan yana görülmektedir. Fakat gerçekte baktığımız durum böyle değildir. Küreyellik ya da globalleşme dediğimiz bir kavram var. Burada da küreselleşme ile yerelleşme ikisi bir araya alınıyor ve yeni bir sentez oluşturuluyor. Küresel ve yerel kelimelerinin birleşmesinden türemiştir. Bu aslında belirli bir kültüre özgü olanın yaygınlaşmasıdır. Mesela bu kavramın da Japon kaynaklı olduğu ve kendi özgü olanla evrenseli en iyi bağdaştıran iş kültüründen esinlendiği ifade edilmektedir. Mesela Amerikan toplumundaki hamburger kültürü dünyanın her yerine yayılmıştır McDonald's'lar marifetiyle. Bu da daha sonrasında George Ritzer'in çalışmasında toplumun McDonald's'laşması şeklinde ifade edilmektedir. Bu da aynı şekilde birçok yerel sigara, yemek, giyim tarzı ve müzikler dünyanın her yerinde paylaşılmaktadır. Mesela kot pantolon, blue jean gençler tarafından tercih edilmektedir. Globalleşme yaratan kültürel mekanlara baktığımızda Apadural ve Sarıbay bunları 5 başlıkta topluyor. Etno mekan, tekno mekan, finans mekanı, medya mekanı ve zihinsel mekan olmak üzere. Etno mekanda daha çok göçmenler, mülteciler, mevsimlik işçiler ve turistler var. Tekno mekansa mevcut teknolojilerin ileri olanlarda dahil olmak üzere tüm sınırları aşarak oluşturduğu mekanlardır. Finans mekanları uluslararası para hareketlerinin gerçekleştirdiği borsalardır. Medya, radyo, televizyon ve başta bunlar olmak üzere elektronik bilgilerin elektronik olarak üretildiği, yayıldığı mekanlardır. Zihinsel mekansa aydınlanmadan bu yana üretilen düşünce ve ideolojilerin ve çeşitli fikirlerin yayıldığı mekanlardır. Küreselleşme ile ilgili iki temel perspektif var. Birisi kültürel sosyoloji yaklaşımı ki bu Birmingham çevresinden esinlenmiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım insan toplulukları arasında olduğu kadar maddi ve manevi öğeler arasında da giderek artan bir bağlantı, alışveriş ve hareketlerin olduğunu ifade eder. Robertson ve Talcott Parsons bu kuramcılar arasındadır. Küresel sistemler yaklaşımına baktığımızda küresel politik bir iktisat olarak ortaya çıkıyor. Dünya sistemi olarak da sistem yaklaşımı olarak da bilinen bu perspektif kültüre değinmemesi yüzünden eleştiriliyor. Daha sonrasında politik iktisat alanıyla sınırlı kalıyor ve içine kültür, kimlik konularını da alarak genişletilebiliyor. Küreselleşmeye çeşitli eleştiriler var. İki grup halinde bu küreselleşme tartışmalarını görürsek, bir grupta homojenleştiriciler, diğer tarafta heterojenleştiriciler var. Bu bir örnekleştiriciler içerisinde başta Giddens gibi Marksistler gelse de bazı işlevselciler de bu kategoride yer alıyor. Bilimsel ve realist bir yöntem bilimle bunu savunuyorlar. Özne olan bilim adamı nesne olarak dış dünyayı inceliyor ve sosyal bilimcilerin önemli bir kısmı da bu tür yaklaşımı benimsiyorlar. Modernizmi burada görüyoruz. Fakat heterojenleştiriciler de Said ve Hall'un en önemli temsilcileri olduğunu görüyoruz. Daha çok derin bir yorumsama, yani hermenetik dediğimiz yaklaşımı savunuyorlar. Kültürel çalışma yapanlar da bu yaklaşımı benimsiyorlar ve postmodern bir yaklaşım görüyoruz. Korkut Borotav küreselleşme teknolojilerini kullanan terminolojisini kullananların emperyalizm terminolojisini kullananlardan 3 açıdan farklılaştığını söylüyor. Yapısal bağımlılık yerine karşılıklı bağımlılık terimini kullanıyorlar. Merkeze çevre ekonomilerinden sistematik olan aktarılan değerler göz ardı ediliyor ve herkesin eşit olarak yararlandığı bir sistem yaklaşımı sunuluyor. Paranın eşitsiz güçler arasında oluştuğunu, piyasanın eşitsiz güçler arasında oluştuğunu eleştiren yaklaşım terk ediliyor ve piyasaya güven yaklaşımı pekiştiriliyor.
Diğer tarafta küreselleşme karşıtı hareketleri de çeşitli G7 toplantılarında ya da G8 ile ilgili olan toplantılarda görüyoruz. Bu sosyal hareketler toplumdaki mevcut bağımlılık ve baskılama sistemini dönüştürmeyi hedefleyen eylemlerdir. Küreselleşme karşıtı hareketler daha çok 90'lı yıllarda yükselmiştir. Yeni bir dünya yaratmak mümkündür sloganıyla ortaya çıkmıştır ki bu bilgisayar ve iletişim teknolojileri de insanları çeşitli ağlar kurarak bir anda uyandırmıştır. Ve bu küreselleşme karşıtı harekette 3 çeşitli aşamalardan geçerek gelmiştir. Birinci aşamada Fransa'da Le Monde Diplomatik Dergisi çerçevesinde kuramsal temeller atılıyor. G7 zirveleri sürekli protesto ediliyor. İkinci aşamada ise anti-küreselci bir harekete dönüşüyor. Üçüncü aşamada ise maalesef üyeler arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebiyle taraflar birbirini mahkemeye veriyor ve güven bunalımı yüzünden de çatışma birçok üye kaybına sebep oluyor. Ekonomi toplumsal yapı içerisinde önemli merkezi kurumlardan birisi. Üretim, bölüşüm ve tüketim unsurlarıyla alakalı, bunların idaresiyle ilgili. Toplumsal yapı içerisinde de muhakkak ki çeşitli işlevler mevcut. Talcott Parsons kurumların yerine getirdiği işlevleri bütünleştirme, yönlendirme, uygulama ve koruma işlevleri olarak ifade ediyor. Agıl modeli olarak da bunu kısaca bilmek gerekir. Temel toplumsal kurumlar ve özelliklerini böyle güzel bir toplu bir tabloda görmek mümkün. Eğitim, aile, din kurumu, ekonomi, siyaset ve sağlık kurumunu görüyoruz burada. Buna ilaveten, bu temel toplumsal kurumlara ilaveten hukuk, bilim, ordu ve kitle iletişim kurumlarını da ve fonksiyonlarını görüyoruz. Tabii ki sosyolojik anlamda piyasa ilişkileri çok önem arz ediyor. İnsanlık düşüncesi de çeşitli aşamalardan, toplum biçimlerinden geçerek günümüze ulaşmıştır. Sanayi öncesi toplumlarda tabii ki avcı ve toplayıcı toplumlar vardı. Arkasından bahçıvan toplumlar geldi, sonrasında tarla toplumu geldi. Ve sanayi aşamasına geçildiğinde 1700'lerin ortasında endüstri toplumu ya da sanayi toplumu yaşandı. Tüm bu sistemlerden birisi olarak kapitalizmden bahsedebiliriz. Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı, işte sermaye, toprak ve makinelerin sahibi olarak insanları gördüğümüz, kar amacı gütmenin önemli olduğu, piyasada rekabet, satın alma ve satmak isteyenlerle yaşanan bir durum söz konusu. Arkasından buna alternatif bir tabii ki rejim olarak sosyalizmden bahsedebiliriz. Burada üretim araçlarında ortak bir mülkiyet var, merkezi planlama var ve kar amacı güdülmüyor, rekabet yok. İşlevselciler küreselleşmeye, kapitalizmin küreselleşmesine tabii ki ortaya koyduğu işlevler açısından bakıyorlar. Diğer tarafta çatışmacılarsa bir güç iktidar dağılımı olarak kapitalizmin dinamikleri üzerinde duruyorlar. Kadın ve çalışma yaşamı bu ünitenin son başlığı. Cinsiyete dayalı ayrımcılık anlamında izole edilerek ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Küçük grup ayrımcılığı yaşıyorlar. Doğrudan kurumsallaşmış bir ayrımcılık var. Dolaylı olarak da görüyoruz bunu. Diğer tarafta kadının güçlendirilmesiyle beraber çalışma hayatında daha iyi yerlere gelebileceğini söylemek mümkün. Bu ünitede kısaca böyle arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta ben ders yapamayacağım. Size başarılar diliyorum.